Aylin. Kahvaltı hazır. Ender, ne istiyorsun? Sana ve bebeğimize mükellef bir kahvaltı hazırladım. Acıkmışsınızdır. Dün gece de çok çalıştın. Hadi kalk, hadi. Ender, of! Hadi ama. Hazır evde kimse yokken baş başa keyif yapalım. Hadi, 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 Ay, hadi. tamam, geliyorum. Yeter ki beni rahat bırak. Al aşkım. Buyurun kraliçem. Aşkım, sana bir şey soracağım. Sinan Bey'le hala görüşüyor musun sen? Yok. Neden sordun? O adamın benim kariyerim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsun, değil mi? Yani? Yani aranı iyi tut demek istiyorum. Olur mu aşkım? Sabah sabah kim bu şimdi ya? En iyisi kapıyı açmayalım. Saçmalama Ender. Sen kalkma aşkım, ben hemen açarım. Geldim. Ne işin var burada? Delirdin mi sen? Sana da günaydın. Git buradan çabuk. Kahvaltıya geldim. Ender, kim gelmiş? Aa, Yasemin, hayırdır? Günaydın canım. Günaydın. İyi misin diye bakayım istedim. Rahatsız etmedim inşallah. Yok, biz de kahvaltı edecektik. Gel hep birlikte edelim. Ben sana da bir tabak alayım. Siz masaya geçin. Ne istiyorsun? Seni özledim. Saçmalıyorsun artık kızım. Kafayı mı yedin sen? Çok özledim diyorum ama. Ne yapıyorsun? Aylin gelecek. Ne kadar heyecanlı değil mi? Çekil, çekil. Sen beni özlemedin mi? Aa, neden oturmadınız siz? Hadi. Arkana yastık koyayım mı hayatım? Ah, gerek yok Ender, sağ ol. Aa, olur mu aşkım? Yasemin, sen Aylin'le nasıl tanıştığımızı biliyor musun? Hayır. Bilmesen daha iyi zaten. Aa, niye öyle diyorsun aşkım? Çok romantik bir hikaye. Birbirine deli gibi aşık iki genç. Öf, Ender lütfen. Haklısın aşkım. Bu bizim özelimiz. Herkese anlatmasak da olur. Ben bakarım hayatım. Ender sana yeniden aşık olmuş gibi görünüyor. Hamile olduğumu öğrendiğinden beri böyle. Bak, demek ki söylemem işe yaramış. Ya. Aa. Hah, hoş geldin Nedret'ciğim. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyiyim. Sen iyi misin? Canım sıkkın biraz. Baş başa konuşuruz diye düşünmüştüm. Ben de gidiyordum zaten. Otursaydın Yasemin. Olsun, gideyim artık. Ah, ben seni geçireyim. Tamam canım. Hmm.
İşte böyle. Aylin, işinden kısa bir süreliğine izin alsan da tatile gitsek diyorum. Hem sana hem de bebeğimize iyi gelir. Değil mi Nedret? Ah, pardon, dışarıda. İyi olur. Yasemin de onun yerine bakar, değil mi? Ha, bu arada şu yeni bomba dedikoduyu okudunuz mu? Sosyetiklerden birisi karısını yakın arkadaşıyla birlikte yakalanmış. Sen geçen gün de aynı hikayeyi anlatmıştın. Ama o zaman arkadaşım demiştin. Ne fark eder? Önemli olan yapılan iğrençlik. Belki adam bir hata yaptı. Ve hatasını fark etti. Olamaz mı yani? Yapılan her hatanın bir bedeli vardır. Karısına dürüstçe açıklar, kararı kadın verir. Peki ya söylemezse? Konu kapanırsa? Öyle şeyler uzun süre gizli kalmaz. Bir gün birisi her şeyi ortaya çıkarıverir. Tamam, bir saat sonra geliyorum. Hoşça kal. Aa. Ne oldu size? Aylin, seninle konuşmak istediğim önemli bir konu vardı. Tabii. Gel dışarıda konuşalım. Yok, siz kalın. Benim zaten işlerim vardı. Ben bir üstümü değiştireyim. Timur'a selamlarımı ilet. Çocukları da öp benim için. Tabii. Sana da kolay gelsin.